Hardware Plus hoş geldiniz. Ucuzcu Enginar serimizin bu bölümünde bugün itibariyle 50 TL'ye A101'de satışa çıkan Piranha'nın akıllı bilekliğini inceliyoruz. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ben genellikle ürünler hakkında işte şunun çakması, bunun imitasyonu falan gibi sözler kullanmaktan hoşlanmam ama siz de çok iyi biliyorsunuz, beni anlayışla karşılayacaksınız diye düşünüyorum. Piranha'nın bu akıllı bilekliği gerek tasarımı gerekse özellikleriyle hemen şuradan gösterebileceğim Ersin abinin kullandığı Xiaomi Mi Band 2'nin birebir aynısı. Diğer elimde de şurada şöyle Piranha'yı göstereyim. Şöyle ters oldu. Birebir aynısı. Piranha şu anda 50 liraya satılıyor. A101'de bugün itibariyle satışa çıktı. Xiaomi Mi Band 2'yi de, şarj aleti gitti bu arada. Yaklaşık 90 lira ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla internette bulabiliyorsunuz. Şimdilik ben tabii Xiaomi'yi bir kenara bırakayım ve Piranha'nın özellikleriyle incelememize başlayalım. Piranha'nın akıllı bilekliği hem saat olarak kullanabileceğiniz hem de adımlarınızı ölçebileceğiniz, uyku takibi yapabileceğiniz, nabzınızı ölçebileceğiniz bir ürün. Kutusundan çıkarttığınız zaman şöyle 3 parçada geliyor. Şu elimde görmüş olduğunuz şarj aleti. Bunu herhangi bir bilgisayara veya adaptöre bağlamanız yeterli. Hemen şurada pinli kısmından şu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. USB'yi de bağladığınız takdirde cihazımız şarj oluyor. Normalde kullanacağınız zaman da bunu şu bileklik kısmına şu şekilde yerleştiriyorsunuz ve daha sonra bileğinizi takıp kullanmaya başlıyorsunuz. Tasarım tarafında şimdi ister istemez Xiaomi ile karşılaştırmak durumundayım arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz kayış birazcık daha ucuz bir plastik hissiyatı veriyor. Xiaomi'ye baktığımızda daha yumuşak, derinizde böyle sizi daha rahat hissettiren bir yapıda. Ekran konusunda dışarıdan baktığınızda ekranlar kapalıyken aslında aynı boyutmuş gibi görünüyor ama Piranha'nın ekranı birazcık daha küçük. Şurada tek bir tane tuş var. Bu tuşu şöyle yukarı aşağı hareket ettirerek menüler arasında geçiş yapabiliyoruz. Uzun bastığımız zaman da cihazı kapatıp açabilmemizi sağlayan burada menü geliyor. İstersek bu şekilde off diyerek cihazımızı kapatabiliyoruz. Neler yapabildiğine bakalım. Zaten kutuda net bir şekilde cihazın neler yapabildiği belirtilmiş. Kalp ritminizi ölçebiliyor. Hemen şu alt tarafta görüyorsunuz bir sensör var arkadaşlar. O sensör yardımıyla istediğiniz zaman kalp atış hızınızı ölçebiliyorsunuz. Bunun dışında titreşimli uyarı verebiliyor. Adımlarınızı sayıyor, uyku takibi yapıyor. Uyku takibinde de az sonra Android uygulamasında göstereceğim. Ne kadar derin uykudasınız, yani o gece ne kadar derin uyumuşsunuz, ne kadar hafif uyumuşsunuz, ne kadar uyanmışsınız gibi verileri görebiliyorsunuz. Mesafe ölçebiliyor, alarmlı saat var. iPhone ve Android uyumlu. İsterseniz ben hemen şeyini çıkartayım, uygulamasını çıkartayım, oradan devam edelim. Akıllı bilekliğimiz için hem Android'de hem de iOS'ta ücretsiz olarak bulunan Day Band isimli bir uygulama var arkadaşlar. Bu uygulamayı yüklediğiniz zaman hemen şuradan cihaz ara bölümünden çok kolay bir şekilde eşleştirebiliyorsunuz. Zaten şu anda Day Band bağlanıldığı şekilde burada görmektesiniz. Burada yine cihazın bölümünde bazı özellikler var. Burada kayıp fonksiyonu, duruş hatırlatıcı, işte belli bir süre hareketsiz kaldığınızda akıllı bileklik size hareket et şeklinde sizi uyarıyor. Arkadaşlar burada normalde kolunuzu kaldırdığınızda ekran ışığını açması gerekecek. Daha doğrusu ekran parlaklığını açması gerekecek bir özellik var. Şu anda açık. Gördüğünüz gibi ekranım kapalı. Kolumu şöyle kaldırıyorum. Ve hiçbir şey olmuyor. Yani kısacası bu özelliği ben çalıştıramadım. Şöyle bir daha göstereyim. Şu anda kapalı. Şöyle kaldırıyorum. Ama herhangi bir hareket yok. Mutlaka şuradaki tuşa basarak uyandırmamı bana şart koşuyor akıllı bileklik. Uygulamanın diğer özelliklerine baktığımızda bilekliği bul var. Buraya bastığınız zaman cihaz titremeye başlıyor. Eğer bir yerde unutursanız o titreşim sayesinde bulmanız isteniyor ama çok bulunabilecek şekilde değil. Burada akıllı alarm saati şeklinde bir uygulama var arkadaşlar. Buradan alarm kuruyorsunuz ve şuradan da göstereyim. İsterseniz 5 kez, isterseniz 10 kez, isterseniz de 15 kez cihazın o saatte titremesini sağlıyorsunuz. Tabii ki titreşimi çok böyle hani sizi uyandıracak bir titreşim değil. Kişiden kişiye değişebilir. Yani ben mesela bunun titreşimiyle uyanmam biraz uykum ağır olduğu için ama isterseniz bu alarmdan da faydalanabiliyorsunuz. Şu ayarlar bölümünü bir kenara bırakıp ana menüye baktığımız zaman burada ilk bölümde attığınız adım sayısını görmektesiniz. Şimdi ben bu ürünü çok fazla beğenmedim çünkü anlık olarak adımı düzgün şekilde sayamıyor. Yani ben işte
adım atıyorum, atıyorum, atıyorum. Buradaki adım değişmiyor. Bir 15-20 dakika sonra eşitleme yapıyor ve ondan sonra buraya ancak işliyor. Burada az önce anlatmış olduğum uyku bölümünü görmektesiniz. Ne kadar derin uyudunuz, ne kadar hafif uyudunuz ve ne kadar süre uyanık kaldınız burada listeleniyor. Burada da kalp atışını görmektesiniz. İsterseniz ayarlar bölümünden belli saatlerde kalp atışınızın otomatik olarak ölçülmesini seçebiliyorsunuz. İsterseniz de burada tespiti başlat diyerek manuel olarak kalp atış hızınızı ölçebiliyorsunuz. Aşağıda benim daha önce en düşük 84 ölçülmüş, ortalaması 103, en yüksekte 129 olarak kalp atış hızım ölçülmüş. Şu anda gördüğünüz gibi manuel olarak ölçüyorum ve işte 90-100 o civarlarda değişen bir kalp atış hızımı burada görüyorsunuz. Şu şekilde tespiti durdur dediğinizde buraya zaten diğer verilerinizle beraber güncelliyor. Ana ekranda farklı herhangi bir şekilde şuradan açayım. Gördüğünüz gibi başka bir özellik yok. Diğer tüm ayarlara buradan ulaşabiliyoruz. Genel olarak uygulamanın kullanım şekli bu şekilde. Şunu da söyleyeyim. Burada selfie çekmek için sallayın diye bir özellik var. Buraya tıkladığınız zaman kamera uygulaması açılıyor. Şöyle Aslı'yı görürken ben kolumu sallayayım. Gördüğünüz gibi eğer isterseniz böyle kolunuzu sallayarak selfie çekebiliyorsunuz. Şuradan arka kamerayı da İsterseniz çevirebilirsiniz. Şuradan çevireyim. Şöyle elimi salladım. Ve bu şekilde fotoğrafı çekti. Böyle de bir özelliği var. Şimdi sonuç olarak Prana'nın akıllı bilekliği bugün itibariyle A101'de 50 liraya satılmaya başlandı arkadaşlar. Karşılaştırma yapmak gerekirse bana soracak olursanız hani belli bir bütçe ayırmışken 50 lira buna vermektense daha kalitelisini, daha iyisini almak, 90 lira, 100 lira harcayıp, tamam iki katı belki ama hani almışken daha iyisini almak bence daha mantıklı bir seçim olacaktır. İnternete baktığınız zaman Xiaomi Mi Band 2 zaten birçok farklı noktada bulunuyor. Sık sık indirime de giriyor. Hani bence bunu almaktansa onu alın. Bu arada şunu da hatırlatayım. Bu bilekliği yine sizlerden birine hediye ediyor olacağız arkadaşlar. Aşağıda açıklamalar bölümünde yarışmaya katılım linki yer alıyor. Oradan yarışmamıza katılabilirsiniz. Siz bu akıllı bileklikle alakalı ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bir sonraki ucuzcu enginler videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.